eskiden yoksa göğüs tarafında mı diyor bu? Ciltte öyle bir şey yok ya. Mesela ciltte zor giden yerler el, ayak ve boyun bölgesi. Bunlar zordur. Çünkü sinirlerin dikey olduğu yerler. Ve mesela şu bölge de zordur. Kol iç kısımları da zordur. Çünkü can yakar. Gerçekten can yakar. Kısık bölgesi. Yaptırırken de orası yani. Evet. Yaptırırken de yakar. Sildirirken de yakar. Yani hissettirir yani size. Ama evet. Bakın dediğim gibi acı dediğimiz şey anlık bir şey. Yani yaptık, çektik, bitti. Öyle ciddi acı yok. Bir de bir sorumuz daha var. Tabii. Kalan kırmızı izlere ne yapmamız gerek? Onlar iğne lekeleri. Onlar için farklı frekanslı ayarlarla ciddi cihazlarla işlem yaptırmamız gerekiyor. Yani basit cihazlar bir noktaya kadar görüyor, bir noktaya kadar siliyor, bir noktadan sonra silmiyor artık. Ya yani onun için iyi cihazlara girmeniz gerekiyor. Ve kişinin gerçekten bu cihaz konularında ciddi bilgisi olması gerekiyor. Yapan kişinin. Bakın şurada ufak bir zaten deformasyon var. Yani vurduğumuz anda etki vermeyince kestim. Onun iyileşmesi gerekiyor. Bir doku kaybı olmuş orada. Herhalde motor ses sürüyorum deyince ondan oldu. Evet, güneşte çok kalır ama. Fizik bir durum değil o. Dokuyla alakalı bir durum. Zaten bazı yerler soyuluyor deride. Yani yaz kış fark etmiyor arkadaşlar. Dövmesi benim için elinizde Q-Switch 50 yak haricinde iyi bir cihaz varsa yaz kış fark etmez. Q-Switch'ler yaz kış silim yapmaz. Oktay Bey. Buyurun. Silinirken sonradan kahverengi bir leke kalıyor. O sonradan gidiyor mu demiş bir hastamız. Ya o kendi kendine gitmez. Lazer cihazları da işte biraz önce anlattığım şey oydu. İyi cihazlarla işlem yaptırırsanız gider. Bakın burada mesela renge görmüyor. Bakın renkler dokunmuyor. Sadece siyahları siliyor. Rengi silmemiz için önce siyahı silip sonra rengi silmemiz gerekiyor. Peki bu beyazlıklar kalıcı mı? Bu şekilde mi olacak? Eskisi gibi mi olacak? Bakın şöyle söyleyeyim size. Var. Biraz önce bu dönem simsiyahtı. Beyazlıklar kayboldu gitti. Sadece kızarıklık var. Yani beyazlık kalmadı zaten. Potport etkisi 10 dakika. Bakın dövmenin şekli kayboldu zaten. Neye benzediği şu anda meçhul. Yani biraz önce ejderha vardı. Şu anda ejderha farklı bir şey böyle. Yani yoğun olan yerler sıkıntılı. Evet zaten şu bölgeye yakın yerler biraz sıkıntılıdır. Burası yoğunmuş. Biraz kızarıklık var. Bir hafta sonra farklı bir durum olacak orada. İşte burası biraz hissettiriyor. Evet biraz hissettiriyor. İç kısım biraz hissettiriyor. Orayı en son alacağım zaten. Solda ufak tefek şişmeler olabilir. Kızarmalar olabilir. Bunlar normal değil. Ama kanamalı işlem yaptırmayın. Eğer kanamalı işlem yaptırıyorsanız bil ki cildiniz yanıyor. Yani cilt yandıktan sonra onu artık geri döndürmeniz çok zor. Açıkçası. Leke tedavilerini yapıyorum. Başka yerde dövme sildirip yaktırmış olabilirsiniz. Bunları tedavilerini yapıyoruz ama dövme sildirmek kadar kolay bir işlem değil. Biraz daha uzun bir süreç oluyor. Yani iyileşme süreçleri biraz daha uzun oluyor. Bu da zaman kaybı demek. Yani o yüzden iyi araştırın, iyi yerlere gidin. Dövme sildirirken. Yani şunu da düşünün yani ufak tefek dövmeleri silebilir, herkes silebilir. Ama olay bu tarz dövmeleri silmektir. Yani bu tarz dövmeleri silebiliyorsanız tamam o zaman. Dövmenin gideceği hakkında kesin net silinir diyebiliyor musunuz ya da ihtimal mi? Yok öyle bir ihtimal değil. Ben 11 yıldır bu işi yapıyorum. Eğer dövmenize fiyat verebiliyorsam, dövmeniz hakkında yorum yapabiliyorsam o dövmeniz silinebilir. Ama dövmenizle şunu diyebiliyorsam ben bazı müşterilere şunu söylüyorum. Fotoğraf attıklarında veya buraya geldiklerinde. Dövmen çok zor bir dövme. Yani sildirme diyebiliyorum açıkçası. Yani burada şunu demiyoruz biz. Ya dövmen her dövme silinir diye bir şey yok arkadaşlar. Yani bu dövmenin üstüne dövme yaptırmıştır. Onun üstüne dövme yaptırmıştır. Çok deformasyonludur o dövme. Yani bunu silinmeyeceğini söylüyorum ben zaten. Sizin makinenizde bu kahverengi leke kalması mümkün değil, değil mi? Ya kahverengi lekeler kalır ama kahverengilerin tedavisi vardır. Daha önce gittiğin cihazda Q-Switch endiyak olduğu için bu cihazlar kahverengini görmüyor. Görmediği için de o tür lekeler kalıyor. Onların yeni lekeleri basittir onları silim, onlar zor değildir.
Yani boya çıktıktan sonra kahverengi kalması bile kötü değil yani. Yeter ki boyanız çıksın. Bakın hassas bir bölge. Evet, burası biraz acı değil mi? Evet. Biraz hassas bir bölge. Renkleri görmüyor. Renk ayarları farklıdır. Nanometre ayarları. Onun için farklı işlem yapılması gerekiyor ama önce siyah, 2-3 seyahat siyah işlem yapacağız. Siyahı açabildiğimiz kadar açacağız. Yani yok edeceğiz. Sonra renge başlayacağız. Direkt renge başlamışsa da sıkıntı. Yani ben şimdi birazdan bitireceğim ve renge işlem yapmayacağım. O yüzden rengin silimi daha zordur yani. Eğer içerisinde siyah varsa, eğer sadece renkliyse direkt renge başlayıp renkleri alabiliyoruz. Yani siyahtan biraz daha uzun sürüyor. Sadece burada araştırmayın arkadaşlar. Avrupa forum sitelerine girin. Zaten Avrupa'da da aynı şey. Yani değişen hiçbir şey yok. Siyah 5-6 seansta çıkarken renkli dövmeler 6-8 seansta çıkıyor. Bu Amerika'da da böyle yani. Bu sildiğimiz dövme kaç seansta gider tahmin ediyorum? Ortalama renkli dövmeler 8'de 10 seans şu dövme. Ama mesela o dövme 4-5 seansta çıkıyor. Üstteki dövme 6-7 seansta çıkıyor. Ortalama seanslar bilmiyorum. Çünkü ben en az 3 seans renge işlem yapamayacağım için geride kalacağım. Tamamen silim içinde 7 seans, 6 seans renge işlem yapacağım. Çevirelim. Zaten ilk seansta çok çok yüksek atış yapamam. Yani normal mesela sadece şu dövme olsaydı biraz daha fazlasını silebilirdim. Bakın mesela bu dövmenin içi boşalırken, daha az boşalırken mesela şunun içi daha çok boşaldı. Neden? Bu dolgu, bu kontür. Yani bu gölge, bu dolgudur. O yüzden daha dolu olduğu için daha az silindi. Ama süreç geçtikçe 1 hafta 10 gün 15 gün geçtikçe daha çabuk silinecek. Yani silinme artacak yani. Oktay Bey. Renk olayını anlayamadık. Siyahlar gidince mi başlanacak? Hayır. Siyahlar açıldıktan sonra yani 2-3 seans. Aynı anda siyahla renge işlem yapılırsa bu kol bu kadar şişer.